Adana'da silahlı organize suç örgütü kurarak adam öldürme, 4 milyon 795 bin euroluk hırsızlık, tehdit, yağma, rüşvet ve şiddet kullanarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 34 kişi tutuklanırken, zanlıların 3 yıl önce bir trafik polisini şehit ederek suçu bir başkasının üstlenmesini sağladığı iddia edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı liderliğini yaklaşık 3 ay önce bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euroluk vurguna karıştığı ileri sürülerek tutuklanan Hasan B ve iki akaryakıt istasyonu olan İK'nın yaptığı ileri sürülen silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ay önce bu soruşturma kapsamında örgüte yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda örgütün adam öldürme, yaralama, tehdit, şantaj, hırsızlık, çeksenet dolandırıcılığı ve rüşvet verme gibi 54 olaya karıştığını tespit etti. <laughs> Yapılan operasyonlarda örgüt lideri olduğu öne sürülen İK'nın Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasına gittiği tespit edildi. Polis zanlıyı villada yakaladı. Zanlı Adana'ya getirilerek sorguya alındı. Bu arada örgüte ikisi aktif görevde biri emekli polisinde yardım ve yataklık yaptığı bu nedenle gözaltına alındıkları öğrenildi. Polis yaptığı operasyonda dördü kadın, biri cezaevi müdürü, iki semekli, 3 polis toplam 65 zanlıyı gözaltına alırken örgüt lideri olduğu öne sürülen Hasan Bey'in operasyon kapsamında gözaltı kararı olduğu ancak cezaevinde bulunduğu anlaşıldı. Devlet Zanlılar emniyette 4 gün boyunca sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan cezaevi müdürü MÇ, örgüt lideri İK'nın da aralarında bulunduğu 34 zanlı tutuklanırken 23 şüpheli adli kontrol, 8 şüpheli ise savcılıktan serbest kaldı. Bu arada polis yaptığı çalışmada 4 Ağustos 2016'da Güney Kuşak Bulvarı'nda çıkan bir kavgaya müdahale ederken şehit olan trafik polisi Mustafa Görenoğlu'nunsa bu silahlı organize suç örgütü tarafından şehit edildiği ileri sürüldü. Çete lideri Hasan B. ve karşı tarafı arasında çıkan çatışmada kavgayı ayırmaya çalışan şehit Görenoğlu'nun Hasan B. ve arkadaşları tarafından şehit edildiği ancak olaydan sonra yakalanan zanlıların suçu üstlenmesi için 18 yaşından küçük H.E. isimli bir şahsı buldu ve şahsında kendisiyle ailesine bakılması karşılığında suçu üstlendiği öne sürüldü.